dışında Müslümanların sayısı milyonlarla sayılıyor. Ama bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a girmesi, Afganistan, ondan sonra Filistin meselesi. Burada biz dünya medyasında görüyoruz günde kaç kişi öldüğünü, şey yaptığını. Ama en acı olan bugün Doğu Türkistan'da sadece kitap yazdığı için, şiir yazdığı için içeride olan, idam edilen binlerce insan var. On binlerce insan var ama dünya sessiz buna. Neden? Bu konuda Türk İslam Birliği düşüncesini savunan herkesin yer yerinden oynatması lazım. Bizim önümüzdeki günlerde bu yönde bir çalışmamız başlıyor. İlk başta bir Azerbaycan'la başladık. Şimdi sıra Doğu Türkistan'da. Doğu Türkistan'ın basında gündeme getireceğiz. Yani Çin'in artık elini bu ülkeden çekmesi. Bu insanları rahat bırakmaz. Bir de sürekli adam öldürmek, yazı yazdı diye adam öldürmek, havaya baktı, yere baktı diye adam öldürmek, bu zulüm en vicdansız insanın bile yapacağı bir şey değildir. Çin bunu yapmakla dünyada küçük düşürüyor. Kendini küçük düşürüyor. Her şeyini küçük düşürüyor. Milletini küçük düşürüyor, devletini küçük düşürüyor. Bunu yapmasın. Bunu bir dürüstlük anlayışı içerisinde, bir akılcılık, efendilik anlayışı içerisinde yapsın, çekilsin, bıraksın bu ülkeyi, hür olsun Doğu Türkistan. Bakın o zaman dünya Çin'e nasıl açılıyor. Türkiye'nin bakış açısı ne kadar güzel oluyor. Mesela Türkiye'den işçiler gider Çin'e, çalışmaya giderler, buraya gelenler olur. Bambaşka bir çizgi olur ama bu kanayan yara olduğu müddetçe bütün milletin kalbinde bu öfke oluşacaktır. Yani birçok insan, mesela birçok ticaret adamı iş kurmak için Çin'e sırf bu nefretten dolayı gidemiyor. Çünkü bu kadar insanı öldüren, bu kadar cinayet işleyen bir ülkeye insan göğsünü gere gere gidebilir mi? İnsan kanı dolu yerler. O insan kanına basarak yürüyeceksin orada Çin'de. İnsan kanının üstünde Müslüman yürüyemez. O kanı yerden temizleyecekler. Bu cinayetleri durduracaklar. Bu zulüm kalkacak. Bıraksınlar Doğu Türkistan, demokratik olsun. Layık olsun, dünyada bağımsız bir ülke olarak güzel yerini alsın. Çin bundan kat kat zengin olur. Yani bundan kaybolur diye düşünmemesi gerekir. Prestij kaybetmez, prestij kazanır bundan. Bu gurur meselesi yapılacak bir şey değil. Şimdi burada Türkistan coğrafyasına baktığımız zaman Çin için stratejik açıdan çok önemli. Çin bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla enerji tüketen ülkelerden bir tanesi. Kalkınmak için enerji, petrola ihtiyacı var. Bu da Orta Asya'dan sağlanıyor. Bugün Kazakistan'dan petrol boru hattı Şangay'a kadar. Doğu Türkistan'dan doğalgaz şeyi var. Şimdi Çin için burası bir tarihte 4 kere işgal etmiş Çin, Türkistan coğrafyasını. 4 kere süper güç olmuş. Buradan beslenmiş. Dolayısıyla Çin için burası çok önemli. Çin bırakmak istiyor, istemiyor. Bunun tersine Batı Türkistan'a yönelik bir açılma politikası var. Yani Türk dünyası olarak, İslam dünyası olarak ne yapması lazım? Uygurlar bugün İslam dünyasına biraz küskün. Çünkü 11 Eylül'den sonra terör, uluslararası terörizme karşı mücadeleye bahane ederek Çin çok Uygur'u bastırdı. Bugün oruç tutmak yasak. Temel inanç özgürlüğü yok. Bu af örgütünün raporlarında da belirlendi. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Çin bu soğuk savaş döneminin bu kafasını bırakması lazım. Eğer Doğu Türkistan'a çekilirse bununla ilgili anlaşmalar da yapılabilir. Yani daha fazla onlara elektrik verilebilir, petrol verilebilir. Onları müşkül durumda bırakacak bir şey zaten olmaz. Yani elektriği satılması, petrolün satılması, enerji satılması onlara zaten İslam ülkelerinin istediği bir şey. Ya bu onların lehine olur. Ucuz da bir satılır gerekirse. Ama yeter ki bu insanların yakasını bıraksın. Yani istediği petrol olsun, istediği elektrik olsun, istediği doğal gaz olsun. Ama bunun için bu kadar milyonlarca insanı esir edip ezmenin bir alemi yok. Bu karşılıklı anlaşmalarla da yapılabilir. Mesela Türkiye ile de anlaşma yapabilir, Türk devletleriyle de Çin anlaşma yapabilir. Bütün Türk devletleri toplanıp Çin'den bu konuda anlaşmaya varabilir. Biz seni doğal gaz yönünden, elektrik yönünden, enerji yönünden, petrol yönünden tam anlamaya doyuracağız. Ama sen şu tertemiz insanların bir yakasını bırak. Bu kadar.
Konu bu. Mesela 50 yıllık anlaşma yapalım denir. Ve hakikaten de satılır petrol. Yani Çin istediği petrol olsun. Yani. Evet. Burada siz Türkiye'nin Doğu Türkistan politikasına nasıl bakıyorsunuz? Yani bugün Türkiye'de çok sıkıntı var. 98'de bir genelge meclisten çıkmıştı. Bugün Doğu Türkistan'ın gök bayrağını asmak yasak. Çok sıkıntı yaşıyor buradaki sivil toplum örgütlerimiz. Ama Türkiye diyor ticari ilişkimize zarar verir. Onun için biz Çin, Doğu Türkistan sivil toplum örgütlerine burada bir takım şeylere izin vermeyeceğiz diyor. Ama ticari ilişkiye baktığımız zaman Çin'den 14 milyar dolarlık mal alıyoruz. Biz sadece 1 milyar dolarlık mal satıyoruz. Bugün milli sanayiyi, Türkiye'nin milli sanayini Çin, kalitesiz Çin malları yok et diyor. Büyük bir tehdit bugün Çin şeyi. Türkiye'nin politikası ne olmalı? Tabii ki Türk dünyası dediğimiz zaman Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen köklü büyük bir devlet. Ama bugün bir takım politikalarda iç çatışmalardan dolayı dışarıya fazla önem veremiyor Türkiye. Siz Türkiye'nin Doğu Türkistan politikalarına nasıl bakıyorsunuz? Türkiye işin doğrusu bir Türk-İslam Birliği politikasını ruhunda ister istemez muhafaza ediyor. Yani genlerinde var. Her Türk, Türk-İslam Birliği'nin kurulmasını bilinçaltında ister. Ama Türkiye'nin Çin'e tek başına gücünü yetmesi mümkün değil. Bu ancak Türk-İslam Birliği ile olur. Türk-İslam Birliği'ni hızlandırmak lazım. Çok süratlendirmek lazım. Bu birlik Çin'e de fayda getireceğini Çin'e güzel bir üslupla anlatmak lazım. Yani Çin devletine bunu çok güzel bir üslupla anlatmak lazım. Çin belki bu birliğin aleyhin olacağını düşünebilir. Çin'in lehine, Çin'i kurtarır bu. Yani her yönden kurtarır. Askeri yönden de kurtarır, bir saldırıya karşı da kurtarır, ekonomik yönden de kurtarır, modernleşmesini sağlar. Yazık Çin'de kendi halkı da sürünüyor. Ben görüyorum gazetelerde falan ahır gibi yerlerde yaşıyorlar, küçücük. Sürünüyor millete. O insanlar da rahatlar, ferahlarlar. Yani kendi milletinin kurtuluşu için de Türk-İslam Birliği'ni Çin'in desteklemesi gerekiyor. Bu birlik bir işgal birliği değil, bir egoist birlik değil. Bu bir sevgi birliği, bir dostluk birliği ve yardımlaşma birliği ve anlayış, hoşgörü, ılımlılık birliği. Ve laik zeminde olacaktır. Yani zemini laik zemine oturacak. Bu çok önemli. Layık olduktan sonra, barışçıl olduktan sonra, demokrasiyi savunan bir sistem olduktan sonra Çin'in bundan çekilmesinin için hiçbir sebep yok. Bu tabii ki İsrail'in de ferahlaması demektir. Bütün bölgede çatışmanın bir anda durması demektir. Çünkü Filistin'de biliyorsunuz ızdırap içinde ama İsrail'de ızdırap içinde. Çünkü her an başlarına bir şey, bomba düşmesi ihtimali var. Her an bir şey olması ihtimali var. Duvarların içinde yaşıyor İsrail. Adeta esir oldular. Kendi kendilerine esir ettiler. Duvarın içine hapsettiler. Yıkalım o duvarları. Açalım. Gürül gürül oraya ticaret arabaları gitsin, otobüsler gitsin, kamyonlar gitsin, gemiler gitsin deniz yoluyla. Bir ferahlık olsun. Çin'i de bu konuda ikna etmek için tabii bu daha çok sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla olabilir biraz. Ama bu yönde bizim bir yoğun çalışmamız olacak bu önümüzdeki günlerde. Yani Çin'i bu gereksiz korkularından kurtaracak, klasik devlet politikalarından vazgeçmesini sağlayacak bir düşünce bu. Çünkü klasik devlet politikasında ne yaparsın? Çıkarı olan bir yer vardır, gider oraya işgal edersin, adamları da ezersin, orada yaşarsın. Yani kan emerek yaşamaya gerek yok. Bu sevginin olur, dostlukla olur. Yani yarasaya gider kan emerek yaşamak. Yani Çin'e yakışmaz bu. Şimdi Çinlilerde böyle bir Türk-İslam korkusu var. Dolayısıyla son dönemde Müslüman Uygur Türklerine karşı baskı gittikçe artıyor. Daha bir hafta önce bir öğretmenle röportaj yaptım. Yemek yerken Bismillah diyerek yiyin diye okulda söyleyen öğretmenle kökten deyince diye işinden atmış. Bu yakında olmuş. 21. yüzyılda bugün olan olaylar bunlar. Bunlar için yüzlerce örnek gösterebiliriz. Böyle bir şeyi de biz Türk-İslam Birliği dediğimiz zaman Çin'i daha fazla ürkütüp
Doğu Türkistan'la baskı daha mı artacak? Ya ki bunu nasıl, yani Çinlilerin tarihten gelen, Abdülaziz'den beri Doğu Türkistan'da Pan Türkizm, Pan İslamizm'in